Selamünaleyküm arkadaşlar. Hacer ve Kızlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle Çorlu'dan herkese selamlar, sevgiler, öpücükler. Biz çarşıya falan çıkmayacağız arkadaşlar. Ama şöyle size bir Çorlu'yu gezdirmek isterim. Çorlu'nun yolları meşhur. Değil mi Enes? Ben bildim bileli Çorlu'nun yolları hep bozuk. Hala da bozuk. O yüzden diyorum işte yolları meşhur diye. Gene bir yerleri kazmışlar, bir şeyler yapmışlar. Burası annemlerin olduğu mahalle. Şimdi akşam üzeri oldu. İşte Arzu'ya gidiyoruz. Arzu çağırdı bu akşam. Neresiydi burası? Reşadi. Unuttum Askent. Ben gerçekten. Evet, Askent. Bu alt taraf Askent oluyor. Annemler Reşadi'de oturuyorlar. Hem şöyle. Çorlu'ya küçük Paris, hatta küçük İstanbul diyorlar buradakiler. Gerçekten buranın da trafiği meşhur. Değişim şimdi bakalım. Çok zamanlar oldu. Altın koza bu yoktu mesela. Burada da Japon pazarı var. Japon pazarının sahibi Sakaryalıymış değil mi Enes? Evet. Burada oturuyorlarmış ama herhalde. Evet. Burada da şubesi var Japon pazarının birkaç tane. Hatta anneler tanıyordu galiba değil mi sahibini? Görüyorsunuz. Şimdi ışıkları bekliyoruz. Birkaç dakika ne kadar bekleriz bilemiyorum. 15 dakika bekleriz. Çünkü ışıklar bayağı yukarıda. Gelmeyeceksin anne, çok polis var. Çocuklar arkaya gelmez. Çorlu'da her şey Hendek'ten çok 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 ucuz arkadaşlar gerçekten. Hendek'te yaşam çok pahalı. Burada herhalde her şeyden fazla olduğu için değil mi? Mağaza çok. Adapazarı'nda da mesela Hendek'ten ucuz ama Çorlu daha ucuz gerçekten. Burada Cuma pazarı kuruluyor normalde. Perşembe. Ay Perşembe. Cuma da var. Perşembe pazarı mıydı? Unutmuşum. Cuma. Perşembe manav. Perşembe giyim. Ha, Perşembe giyim, Cuma manav. Manav. Perşembe pazarı, efendim. Babası bir bak. Tamam, birazdan verin. Burada Perşembe pazarında gerçekten çok uygun ve yani böyle Eysiva'nın ürünlerini, Koton'un ürünlerini döküyorlar. Akıllı durmazsan ver. Baba bunlar ne? Şekeri mi diyor? Akıllı durarsak verecek diyorum. Ve akıllı durarsak. Oradan da çekeyim birazcık. Buralarda bayağı büyümüş, gelişmiş Enes. Buradaki mağazalar da çok güzel gerçekten. Görüyorsunuz kalabalık. Buraya Vestel bayisi var mıydı? Bu yoktu sanki ama. Yeni gelmiş bu. Evet.
Çarşıda vardı Vestel sadece. Hasibe abla da benim cam ocağımı soruyordu. Hasibe abla benim ocağım Vestel'den. Ben çok memnunum gerçekten. Çok güzel. Bazılarında patlama falan oluyormuş cam ocaklarda ama cam ocağında kullanması rahat. O grilerdense camı kullanmak gerçekten çok rahat. Ama işte nasip de varsa öyle patlama falan olacaksa oluyor yani. Her türlü bir şey olacaksa oluyor. Burası nasıl yapmışlar? Şurayı. Hı. Bu apartmanı yeni görüyorum. Dışını yenilemişler değil mi? Çok güzel olmuş. Gerçekten. Burası SGK şöyle. Biz evlendiğimiz sıralar burası olmuştu değil mi? Yeni açılmıştı. Gerçekten kalabalık. Yağmur mu yağıyor? Gördüğünüz gibi şu ışıkları bekliyoruz. Bakalım geçebilecek miyiz? Buradan itibaren çarşı diyebilirim artık herhalde değil mi? Yani belediye doğru çıkıyor. Evet. Dükkanların %90'ında iş ilanı vardır arkadaşlar. Şu an ben görebiliyorum. Yani baba, burada iş bulmak gerçekten çok kolay. Eskiden biz Kezman'ın annelerin oraya gitmiştik ya. Evet. Hendek'te. Evet. Arzula abla. Evet. Biz defneyle çok güldük. Allah Allah. Çok eğlenceli. Aynı hareketi yaptık. Diye güldük. Şöyle çarşıya gezelim. Hem özlem gidermiş oluruz. Ayakla gezmesek de. Burası bir alt taraf çarşı, bir de üst taraf var değil mi? Burası belediyenin arkası. Hı, belediyenin arkası burası. Evet, buraya engelsiz kafe açılmış. Görüyorsunuz, biliyorsunuz ne olduğunu. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bu engelli arkadaşlarımız için onlar garsonluk işte yemeklerini falan yapıyorlar değil mi? O öyle şey. Burası yok diye ne açılmış. Burası çarşı. Burası tam çarşı diyebilirim size. Çok az kaldı. Evet abi. Burası bizim bıraktığımızda da inşaat halindeydi.
olmuş dedi Hilal. Öyle mi olmuştu? Evet. Çünkü bir şeyler vardı burada. Anne. Efendim. Bir şeyler vardı ama orası yıkıldı. Hı-hı. Burası İşcanlar Pasaj. Buranın çok bilindik bir pasajı. İçerisinde her şey var. Evet. Burası da heykel meydan. Burada mitingler, işte 23 Nisan kutlamaları. Bizi göstersene. Birazdan size gösteririm. Şöyle şurası arkadaşlar. Kızlar da oraya durmuş. Burası da çarşının üst tarafı. Ev şok falan duruyor. Her şey yerli yerinde. Buradan girseydin ya. Burası Çeşme Durağı. Burası Çeşme Durağı arkadaşlar. Buradan benim ev, eski evim. 10 dakika. Çarşıya evet. Çok yakındık biz. Hatta böyle arkadaşlar haberiniz olsun, burada da bizim evimiz var. Vardı. Ama biz onu sattık. Evet anneciğim, sattık biz onu. Orada artık başka burası bir belediye. Burada kuşlar oluyor. İnsanlar oturuyor. Şöyle göstereyim belediyeyi size. Dükkana da uğrayalım. Şöyle buradan. Buradan daha yakın değil mi bizim ev? Tamam, çut duymak istemedi. Çok kavga ediyorsunuz anneciğim kardeşinle. Ne yapalım yani? Her şey yerli yerine. Burası yıkılmış, otopark yapılacaktı. Yapılmış. Buradaki dükkanlar hep... Yapılmadı ya. Yapılmış yapılacak gibi. Yapılacak. Yapılmış. Millete arabasını koymuş ya. Evet, asil tavukçuluk. Şöyle görüyorsunuz. Burası eskiden bizimdi. Selahattin abiler devraldı. Evet. Dükkan biraz yoğundu. O yüzden içeri girip rahatsız etmek istemedik. Burasından itibaren bizim mahallenin sokağı diyebilirim. Yolları hep kazmışlar ya. Evet, mahvetmişler gerçekten. Mahvetmişler. Şuradan bizim eve doğru inelim de oradan aşağı pazar yerinin oradan çıkarız. Yolu çok kötü maalesef. Ya. Evet.
Oo, bizim evin önünü kazıyorlar. Bizim evin yalnız. Hala bizim ev arası, kabullenemiyoruz. Aa, ne yapmışlar böyle? Şöyle göstereyim ben. Şuranın, açsana camını. Aa, gözükmüyor. Şuranın en üst katı. Evet, makarnalı olan yer. Hatta gördünüz mü arkadaşlar? Evet ya, çok fena yapmışlar gerçekten. Arkadaşlar gördünüz mü kepçeyi? Çok güzel mi? Hani çünkü ben kepçeyi... Buranın hemen benim evin alt tarafı, şöyle bakın şuradan görüyorsunuz. Orada koskocaman bir pazar yeri var. Her yer kazıldığı için giremiyoruz. Şu an giremiyoruz. Gerçekten mahvolmuş. Yolları gösteriyor. Ne yapmışlar ya? Bilmiyorum ki ya. Aa. Şimdi gidiyoruz Muhammed'in kıymalı pidesini yemeye. Evet. Arzuma kavuşacağım. Bakalım nasıl bir pide yiyeceğiz. Pide yerken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Gitme sen benimle kal ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Gitme sen benimle kal ya. Ben ne apartmanda mısın? Aynen bu apartmandayım ben. Ayakkabılarını ver giydirin. Dayanamadık. Evet, burası bak üst katta. Ya evet bak, orada çamaşırlar var. Açık. Şöyle değil. Geç ya, kapıya da şey, kapıya. Baba gelmesin, gitsin sen gitme. Anne de gitsin. He, ne yapacağız biz ilk koşsuz? Sen benimle kal. Biz bak ben onları unuttum seni görünce. Biz yaramazlık olmadan yaşayalım. İyi hoş geldiniz, hadi ikiniz de. Anne bence bu hoş geldin. Gördü de bize hoş geldin demiyor. Kız bunu ben nasıl özledim biliyor musun? Sen geldin seni ısıracaktım. Arkadaşlar şurası. Kız sen ne yapıyorsun? Benim evimde. Aa ne yapıyorsun Yasemin? Sen ne yapıyorsun? Ben de diyorum bu yüzüm, ben artık aşılıyım. Ne yapıyorsun, işten mi gidiyorsun? Yok işten. Evet arkadaşlar, şu an mutfakta hummalı bir çalışma var. Muhammed kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Yarık ayran yapıyorum diyor. Bize hiçbir şey elle etmiyorlar şu an. Efendim Defne. Gerçekten müthiş. Çocuklara makarna yapıyoruz. Yemezlerse falan diye. Bir yandan çorbamız var. Bu şekilde arkadaşlar. Soframızı kurunca görüşürüz inşallah. Arzu'nun mutfağı biraz küçük ama olsun. İçinde mutluluk olsun. En önemlisi o değil mi kuzu? Aynen öyle. Önemli olan sağlık, kuzu. Aşk. Büyük küçük aşk. Aşk. Arzu aşkın doruklarını yaşıyor herhalde şu anda. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamızı kurunca görüşürüz inşallah. Kuruluyor. Arzu erkekleri çalıştırıyor. Bana iş yaptırmıyor. Ama ne yapayım, sen git otur dedi sofranın başında. Hadi bakalım. Kimseye ellettirmiyor. Ver bakalım bunu. Hocam gelişeyim. Arkadaşımın ellerine kollarına sağlık. Halil İbrahim bereketi olsun arkadaşım. Allah razı olsun. Her şey çok güzel. Şöyle için Arzu yapmış. Ama bizim burada neyimiz eksik? Ben ne hayallerle geldim? Acılı. Nerede senin şeyin, sosun? Ezme mi? Ezme. Normalde çok güzel ezme yapıyor. Hayır, bir kere o ezme değil. Uydurma. Evet arkadaşlar, çok yağmur başladı. O yüzden videomun devamını getiremedim. Hemen eve geldik arabayla. Bizi aldılar, geldik. Şimdi sofrayı kuruyoruz. Şu an durmuş hali. Acayip bir bastırdı yağmur. Bereket yağıyor. Bu şekilde. O yüzden ne aldığımı çekemedim ama çekeceğim. Göstereceğim size neler aldım.